Buyurun. Çift çizgiden herkese merhaba. Söz verdiğim gibi diğer videonun hemen akabinde bu videoyu şu an yüklüyorum sayfaya. Bebek arabası konusu gerçekten herkesin en zorlandığı konuymuş. Bizim de öyle oldu. Bu konuda bizi Gizem hayatımızı kurtardı. Bir gün mesaj attı bana. Aslı muhteşem bir bebek arabası çıkmış. Yeni Türkiye'ye gelmiş. Keşke benim zamanımda olsaydı ben bu arabayı alırdım dedi. Dediği araba Duna. Bütün özelliklerinden bahsedeceğim. Sadece bilmiyorum hanginizin evleri, apartmanları nasıl ama bizim için en önemlisi çok kullanışlı, tek elinle taşıyabileceğin, tık diye kapatıp açabileceğin, bizi çok yormayacak bebek arabaları ve güvenli bebek arabaları olması gerektiğiydi. Çünkü asansör yok. Otoparkımız uzakta. Yani hani otopark arabayı park ettikten sonra bir mesafe gitmeniz gerekiyor. Sonra onu alıp 3 kat yukarı çıkarmanız gerekiyor. Bu arada bunun içinde bir de bebek var falan. Bu yüzden de biz biraz daha kolay taşınabilir, kolay kullanabileceğimiz ürün aradık ve Duna'yı bulduk. Yanında da adını söyleyemediğim Ignesina var. Bundan da bahsedeceğim. İkisi de aslında tam bize anlatan, bizim hayat akışımıza, hayat tarzımıza uygun ürünler. Ama bunun için sevgili hayat arkadaşım, eşim ve asistanımı alkışlarınızla yanımıza alıyoruz. Duna'yı bulan abi gezgin bir abiymiş. Bu arada gözlüğünü çıkarmayacak mısın? Konuşacak mısın? Böyle mi takılacağız peki? Duna'yı bulan abi gezgin bir abiymiş. Ve işte baby şey ne bu? Bebek neyi bu? Bunu söyle adını unuttum. Bebek arabası. Ama bebek arabası değil. Anne kucağı. Ana kucağı. Ana kucağı ayrı. Bebek arabasının iskeleti ayrı. Taşımaktan bu abi yorulmuş. Sonra da demiş ki ben bu ikisini birleştireyim demiş. Gösterelim lütfen. Önce şunu ben bir alayım. Buyurun gösterelim. Şimdi bu hem ana kucağı hem de bebek arabası oluyor. Ve mesela arabanızda, arabanızdan sonra alıyorsunuz bunu ana kucağını. Flank diye bebek arabası oluyor. Bakalım daha hiç pratik yapmadık. İlker Bey yapabilecek mi? Oha yaptı. Kitledin mi? Böyle gidebiliyorsunuz. Sonra indiniz. Tekrar açalım. Baby. Evet, kendi tarafınıza çeviriyorsunuz. Ha onu da. Evet. Şimdi kaldırıp. İlker 1.80 boyunda. Gördüğünüz gibi onun boyuna da yetişiyor. Ve bebek arabasıyla gezebiliyorsunuz. Bununla uçağa da binebiliyorsunuz. Araba için ayrıca aparat almanıza gerek yok. Çünkü emniyet kemeriyle bağlayabiliyorsunuz. İçi tamamen bambu. Yağmur geçirmiyor. Ve kendi Duna için özel, buyurun, çantalar var. Çantaları da tık tık takabiliyorsunuz. Tık tık takıp. Duna'yı Medizane'den bulabiliyorsunuz. Alta yazacağım nereden alabileceğinizi. Daha ciddi bir açıklama isterseniz onları arayın. Muhteşem bir ekip taktık taktık her şeyi anlatıyorlar size. Bu şekilde. Bunu koyabiliriz. Şimdi diğer ürünümüze geçelim İlker Bey. Evet. Diğer ürünümüz. Ya ben adını tam söyleyemiyorum bunu. Lütfen bari onu söyle. Ignesina. Neyse. Onun yeni ürünü Trilogy City. Aslında biz sadece Ignesina alacaktık. Bunu bilmeseydik. Bunun bir de ana kucağını alıyor olacaktık. Çünkü neden? Gösterin. Şimdi bir elinizde bebek var. Size bir bebek vereyim. Buyurun bu Naz. Naz var elinizde ve bunu kapatmanız lazım. Buyurun. Ya çocuğun bacağını sıkıştırdım. Tek elle kapatılabiliyor ve tek elle açılabiliyor. Açar mısınız? Bebeğe dikkat, şu an elinde Naz var. Bebeğe orada ortada mı sen? Gördüğünüz gibi tek elle kapatıp açabiliyorsunuz. Bu tam yatıyor. Yeni doğduğu andan itibaren kullanabiliyorsunuz. Bunun en önemli özelliği şu. 3-4 saatten uzun süreli bir yerlere gidiyorsanız bebeği uyutmak için hani ana kucakları biraz daha dik tutuyor ya, bu da aslında yatar pozisyonda bebeğinizin her yerde, her şekilde uyumasını sağlıyor. Siz de eşiniz, dostunuz, arkadaşınızla lay 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 dans edebiliyorsunuz.
Yemek yiyebiliyorsunuz. Yemek ye. Yemek yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunun şeyi de var. Ayak kapatma yeri de var. Aynı zamanda şurası da neydi, burası bir şeydi. Diş, bebeklerin dişleri çok kaşınıyormuş ya, bunu onun için özel yapmışlar. Tamamen organik. Bir de bir şey dediler, gene hatırlamıyorum. Kırp bebeğiniz yiyebiliyor burayı. İtalyan bir marka. Ben ya zaten her türlü Ibn Sina alacaktım. Ama ana kucağına ayrı olacak mı, artık ona gerek kalmadı. Bunu kullanıyorum. Bunu da büyük ihtimalle baston da almam. 2 yaşına, 3 yaşına kadar kullanırız. Çünkü gerçekten çok hafif, çok güvenli. Yani şu ikisini alın, kafanız rahat olsun. Bu 1500-1600 lira civarında. Bu da 3200 miydi? 3250 miydi? Ama hep kampanya oluyor, bir şey oluyor. Şimdi şöyle düşünün, hani 3250 ne kadar pahalı, 1500 ne kadar pahalı diyorsunuz. Ama işte önce bir ana kucağı alıyorsunuz. Sonra işte bunu almanız lazım. Geçiyor bir sene, baston almanız lazım. Zaten hepsi gene günün sonunda aynı paraya geliyor. Bu ikisi sizi bayağı bir götürüyor. Bir de kaliteliler. En önemlisi de güvenli olması. Bir de şurada şu var. İlker bana bunu gösterdi. Aslı bak ne var burada dedi. Oo yaşasın, kahve yeri var. Kahve mi koyabileceğim dedim İlker böyle bak. Hayır, biberon koyabileceksin dedi. Ama bence buraya kahve de koyabilirsiniz. Yalnız böyle olsa yapamayacağım aklı. Bu iki ürünü de Medizane'den bulabilirsiniz. Tekrar alta yazacağım. Bütün iletişim numaraları var. Bizden daha güzel anlatacaklarını düşünüyorum. Değil mi? Bizler şimdilik bu kadar. Bir sonraki video doğum videosu olacak. Yani doğumda neler yaşadım olur. O da artık... O da artık ne zaman olur kısmet. Ama bir sonraki videoda görüşene kadar... Kimpay! Ay yine tatlı son videomuz bu. Naz karnımdayken ki. Ay çok tatlıyım şu an. Gözlüğü çıkarmayacağım.